Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. TRT Haber ekranlarında Haber Odası programıyla karşınızdayız. Milliyet Gazetesi Ankara temsilcisi Serpil Çevikcan'la birlikte Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Sayın Binali Yıldırım'ı ağırlıyoruz. Hem gündemdeki konular, siyasi gelişmeler hem de Sayın Bakan'ın uhdesindeki konularla ilgili sorularımız olacak. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk Mehmet Bey. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Ben şöyle bir soruyla başlatayım programı. Buyurun. Tabii terör konusu Türkiye'nin değişmeyen gündem maddelerinden bir tanesi. Doğru. Bu konuda geçen hafta bütün hafta boyunca neredeyse bir grup akademisyenin imzaladığı metin, bildiri konuşuldu, tartışıldı. Bununla ilgili bazı gözaltılar oldu, üniversitelerden çıkarmalar oldu. Evet. Bu konuyla ilgili değerlendirmeniz nedir efendim? Esasında tabii terör Türkiye'nin uzun yıllardır başını ağrıtan bir iş. Zaman zaman azalıyor, zaman zaman azıyor. Ama maalesef Türkiye'nin enerjisini, insan kaynağını bir anlamda tüketen ve hepimizin millet olarak bir an önce bizim hızımızı kesen, birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi zedeleyen bu beladan kurtulmak istiyoruz. Teröre yönelik çok amansız bir mücadele yapılıyor. Polisimiz, askerimiz canını dişine takmış, hayatını ortaya koyarak bir mücadele yapıyor. Niye yapılıyor bu mücadele? Türkiye'nin geleceği için, çocuklarımız için, torunlarımız için daha güzel bir ülke, daha kalkınmış bir ülke uğruna bu mücadeleler yapılıyor. Bütün bu mücadeleler yapılırken kendilerini akademisyen diye tanımlayan bir takım insanlar bir araya geliyor, bir bildiri yayınlıyor. Bildiriye bakıyorsunuz, bildiri eğer başta o akademisyenler lafını okumasanız PKK'nın yayınlayacağı bildiriden farkı yok. Yani terörün yapan insanları acımasızca gözünü kırpmadan öldüren, efendim Çınar'da bombayı patlatıp ufak çocukları, sivil insanları katleden terör örgütüne ses soluk yok. Kime var? Devlete. Bu devlete, bu mücadeleyi ve katliam, kıyım yapan, gibi tabirler yani, kullanılıyor. Maalesef insanın kanını donduracak bir şeydir. Esasında bugün gelirken elime bir şey geçti. Vaktiyle Üstad Necip Fazıl ne demiş? Elin oğlu okur atomu böler, bizimkiler okur milleti böler. İşin özeti bu. İşin özeti bu. Enteresan. Evet. Ne zaman demiş Üstad? 1950'li yıllardı. Şimdi akademisyenlerin yaptığı da bu. Şimdi efendim akademisyenlerin fikir özgürlüğü var, bunlara baskı uygulamayın falan, kimsenin baskı uyguladığı yok. Üniversite sayısını iki kata çıkaran, akademisyen sayısını iki kata çıkaran AK Parti iktidarı. Bilime, araştırmaya, akademik çalışmaya Cumhuriyet tarihinin hiçbir döneminde olmadığı kadar önem veren, yurt dışına yüzlerce binlerce insan gönderip bu devletin, bu milletin dişinden tırnağından arttığı paralarla gitsinler, ilim öğrensinler, yenilik öğrensinler, gelsinler, ondan sonra burada memleketimizin daha da gelişmesi için bu görüşlerini, fikirlerini kullansınlar diye. Ama maalesef durumu ortada. Terör örgütüne tam destek veren, bu mücadeleyi yapan güvenlik güçlerini ve devleti katil ilan eden böyle bir anlayış. Bu kabul edilemez.
Bu aslında geçmişte de var. Biliyorsunuz Cumhuriyet'ten önce Tanzimat döneminde de bu millet bu tip ihanetlerle hep karşı karşıya oldu. Ama her seferinde de bu işin üstesinden gelmeyi başardı. Yani 150 bin akademisyen içerisinde 1000 tanesi, 1100 küsür tanesinin böyle düşünüyor olması bir anlam ifade etmez denebilir. Ama iş o değil. İş nedir? Yani burada eleştiri dozunda olsa, dense ki ya bu iş olmasın, işte kan dökülmesin, efendim insan ölmesin, ülke barış olsun, kardeşlik olsun, bu konuda çağrı olsa eyvallah. Çağrı yok ki. Ortada terör örgütüne destek atma var. Bunun bir akademik özgürlükle falan izah edilir bir yanı yok. Şimdi bu arkadaşlara düşen, şimdi yeni bir bildiri daha yayınlamışlar. Biraz yumuşatmışlar biz. Fikirlerimizi izah etmeyecek miyiz? Etmezsek işte ne olacak falan. Bunlara eyvallah, ama önce testiyi kır, dök. Sonradan tamir etme yoluna git. Yine bir adımdır ama temiz olan, yapılması gereken çıkıp dürüstçe biz yanlış bir iş yaptık. Bilerek bilmeyerek teröre alet olduk. Ve biz özür diliyoruz bu milletten. O şehitlerin yakınlarından özür diliyoruz. Gazilerimizden özür diliyoruz. Demelerini bekliyoruz. Eğer bu ülke birliğini, beraberliğini, kardeşliğini muhafaza edemezse onların hiçbiri bu ülkede yaşayamaz. Hiç kimse yaşayamaz. Evet. Sayın Bakan, evet. Tabii terörle mücadele bağlamında bu tartışma doğdu. Evet. Baştan sona son derece sorunlu bir bildiri diye akademisyenler. Bu konuda genel bir kabul zaten var. Ancak tabii bir taraftan da bölgede yürütülmekte olan çok ciddi bir iç güvenlik harekatı var. Bir operasyon yürütülüyor. Doğru. Ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinde gerçekten hani dönüm noktası terörle mücadele bağlamında hem yöntemi hem kullanılan yöntemler hem işte asker sayısı, polis sayısı, özel harekatçı sayısı bağlamında da çok geniş çaplı bir operasyona şu anda yürütülmekte olduğunu görüyoruz. Tabii bunun aynı zamanda bir maliyeti de var. Siyasi otoriteye, hükümetinize, karar alıcılara bir maliyeti de var. Belki bu akademisyenler tartışmasından çıkarak biraz daha, yani bu işin bu kadar yüksek bir yani yüksek profilli bir operasyon yapılmasına rağmen hala bir tamamlanmamış olması, bu işin uzaması biraz da bu tip kazalara daha çok meydan vermiyor mu diye de bir sorgulama yapılıyor. Yani bu iş bir an önce artık bitirilmeli ki sadece akademisyenler meselesi değil. Bir de orada işte kuşaklar boyu bu işi yaşamış insanlar var. Genç nesil var. Yani bir duygusal kopuş alarmı da var aynı zamanda. Bunu da kabul etmemiz lazım. Yani bu iş nasıl bitecek? Ne zaman bitecek? Ve bu bağlamda çözüm masasına yeniden dönmek ne kadar mümkün? Sizin zaviyenizden nedir meseleye bakış? Öğrenebilir miyiz? Şimdi bir kere maliyetten bahsettiniz. Maliyet. Maliyeti tırnak içinde kullandım tabii. Maliyetini ben anladım onu. Evet. Ama ülkenin bağımsızlığının tehlikeye girmesinin maliyeti hiçbir başka maliyetle karşılaştırılmaz. Evet. Şimdi bizim duruşumuz belli. Milletin duruşu da belli Serpil Hanım. Diyoruz ki tek vatan, tek millet, tek devlet, tek bayrak. Ayımızı bayrağımız. Bu bizim vazgeçilmemiz. Vazgeçilmez ilkelerimiz. Evet. Bunları sulandırmak, bunları tartışmaya açmak asla ve asla kabul edilemez. Bunun dışındaki bir takım telaffuzlar, öz yönetimdi, yerinde yönetimdi bilmem ne. Bunlar zırva. Bunun tartışılması bile abestir. Asla ve asla hiçbir bu ülke vatandaşı buna rıza göstermez. Çünkü bu toprakların bedeli çok büyük. Binlerce şehit kanıyla sulanmış bu toprakları
biz atalarımızdan devraldık. Bizden sonra gelecek nesillere de devretmek gibi bir yükümlülüğümüz var. Terörle mücadelenin bugün başlamadığını biliyoruz. Özellikle PKK terörünün 70'li yılların ortalarından başlayıp bugünlere kadar devam eden bir seyri var. Zaman zaman azmış, zaman zaman yavaşlamış ama hep gündemimizde var olmuş. Teröre silahların tamamen ortadan kalkması, birliğin, beraberliğin, kardeşliğin sağlanması bizim en fazla arzu ettiğimiz şeydir. Sayın Cumhurbaşkanımızın siyasi geleceğini bile tehlikeye atarak aldığı bir inisiyatiftir. Hatırlar mı? 2009'da. Evet. Ama ne oldu? İşin sonunda bütün bu yapılanların maalesef değerlendirilemediği gibi aynı zamanda da istismar edildiğini gördüm. Daha çetin bir terör faaliyeti için bu sürecin bir yığınak süreci olarak kullanıldığını gördüm. Güya 7 Haziran seçimler öncesine dendi. Efendim biz artık Türkiye'ye partisiz, bölünmek falan gibi bir derdimiz yok. Dolayısıyla biz ülkemizin birliği, bütünlüğü içerisinde 2012 Nevruz bildirisine uygun olarak konuşacağız, görüşeceğiz. Bölgenin daha iyi şartlarda olması için mücadele edeceğiz, demokrasi içinde. Tamam, buna eyvallah dedi, herkes şapka çıkardı. Ama 7 Haziran sonrası orada 6 milyon üzerinde oy alınca birdenbire işler değişti. Evet. Önce emanet oylara bakacağız dediler filan. Kalıcı hale getireceğiz. Olmadı. Hemen Kandil'den git işine bak dedi. Ne emanet oyu kardeşim dedi. Biz olmasak alamazsın. Üstüne vazife olmayan işlerle uğraşıyorsun diye bir azar işittiler. Ama ondan sonra seçilen vekiller neler söylemediler işte. Terör örgütü sizi bir kaşık suda boğar dediler. Efendim teröristlerin cenazelerine gitmezseniz cezalandırırız dediler. Onlara silah sevkiyatı yapanlar, arkamızda o terör örgütü var, bu terör örgütü var, bilumum terör örgütleri bizim arkamızda dediler. Milletin jeton düştü. Lan ne oluyor bunlar? Dün ne diyorlardı, bugün ne diyorlar? Ve nitekim 1 milyon oy kaybetti. Oy kaybettiler. 80 milletvekilinden 59 milletvekiline gerilediler. Şimdi şunu hepimiz bilmemiz lazım. Terörün sonlandırılması için bu yapılan operasyonlara vatandaşın desteği tam. En kutsal şey yaşam hakkıdır. İnsanın yaşam hakkı elinden alınıyorsa, böyle bir tehdit varsa, diğer haklar, diğer beklentiler artık solda sıfırdır. Hiç buna bakmaz insanlar. Devletin görevi de sınırları içerisinde vatandaşlık bağıyla bağlı her yaşam hakkı, en temel hakkını korumaktır. Şu anda yapılan budur. Bölgenin sorunu terördür. Terör örgütünün Kürtleri gibi bir sorunu yok Mehmet Bey. Kürtlerin, bölgede yaşayan vatandaşlarımızın terör gibi bir sorunu var. Orada bir egemenlik alanı oluşturmak, evet. Hükmetmek. O yüzden yani bu iş hemen bugünden yarına biter diye bir şey yok. İşin bir operasyonel yanı var. Bir kere oralarda hayatın normale dönmesi, insanların işine gücüne bakması, kaygısız bir şekilde yaşamını sürdürmesi için bir kere oradaki silahtan, cephaneden arındırılması lazım. Terör tehdidinin ortadan kaldırılması lazım. Aynı zamanda, eş zamanlı olarak da terörün ortaya çıkardığı tahribat var.
insanların morali çöktü, yerlerinden oldular, gelecekleri karardı, evleri, barkları viraneye döndü. Çocuklar okula gidemiyor. Sokaklar perişan, delik deşik oldu, cephaneliğe döndü. Bunların hepsi de elden geçirilecek, yenilenecek. Ama o da yine güvenliğe bağlı. Orada tam güvenliği tesis etmeden adam gönderiyoruz. Şimdi oradaki çukurlar kapanacak. Operatör göndereceğiz. Gitmiyor adam, haklı olarak can korkusu var. Ben gitmem diyor. İş makineleri var. Gidip çalışacak, kapatacaklar. Onların güvenliğini olduğundan emin olmadan bu işi yapamıyoruz. Bu konuda peki efendim, evet, sona yaklaşıldığını söyleyebilir miyiz? İşin güvenlik ve operasyonel yani kısmı ile ilgili. Bize verilen bilgilere göre gayet başarılı gidiyor. Niye uzuyor? Uzamasının sebebi fazla sivil zarar görmesi diye. Yani şimdi teröristler şurada karşıda bir saf tutmuş, güvenlik güçleri de burada duruyor. Karşılıklı çarpışmıyorlar. Yani siviller arasında yerleşmiş. Onlar için bizim güvenlik elemanlarımız hedef. Onlar görüyorlar maskeyi. Ama bizler, bizim güvenlik güçleri için onlar tam hedef değil. Ama acaba sivil olabilir mi? Hiç terörle ilgisi olmayan insanlar zarar görebilir mi diye kılı kırk yararak arkadaşlar iş yapıyorlar. O yüzden de tabii ki zaman alıyor. Fakat yani bu konuda herhangi bir olumsuzluk yok. İşin birçoğu halledilmiş durumda. Silopi'de kısmen evet, gevşetildi evet, mesela. Silopi evet. Silopi'de bir diğer bölümlerde işte, de adım adım tabii. Silopi deyince bütün sanki kasaba, ilçe böyle belirli mahalleler, doğru, belirli bölgeler. Sur'da da belirli bölgeler. Cizre'de aynı şekilde. Cizre'de de aynı. Yani bütün şehir, bütün kasaba ya karşı bir topyekun operasyon yapılmıyor. Belirlenen evet, alanlarda yapılıyor. Sayın Bakan, bu terör meselesini kapatmadan önce Sayın Başbakan'ın İngiltere'de yaptığı açıklamada bazı il merkezlerinin taşınması meselesi bugün manşetlere de yansıdı. Evet. Bunun pratikteki yararı ne olacaktır? Yani bunu biraz açmak mümkün mü? Nedir yani? Bilmem, bundan kastedilen oraları mi bilir misiniz? Şırnak, yani gazeteci olarak gidip gelmişliğimiz var tabii. Hakkari. Hakkari ile yüksek ova. Dağların ortası. Hakkari'ye ulaşım daha zor. Ama yüksek ovaya daha kolay. Şimdi biliyorsunuz havalimanı da yaptık. Yüksek ovada. Yüksekova daha hem nüfus olarak Hakkari'den fazla, hem de yerleşim imkanları, şehrin gelişmesi, büyüme imkanı var. Dolayısıyla hem havaalanı hem yol ulaşımı olması dolayısıyla gelecekte Yüksekova ekseninde şehrin büyüme potansiyeli daha yüksek. O yüzden böyle bir düşünce var. Benzer şekilde Cizre'ye 8 kilometre, 10 kilometre mesafede Şerafettin Elçi Havalimanı var. Şırnak tabii o cüdü dağlarla karşımız olunca yine erişimi, konumu çok daha doğa şartları çetin. O yüzden Cizre'nin hem nüfus olarak da Şırnak'tan daha fazla olmasında dikkate alarak böyle bir il sınırları, mülki sınırlar değişmiyor. Sadece şehrin idare merkezi. İdare merkezi. Oralarda. Bu iki yerle sınırlı kalacak mı sen? Tabii tabii. Yani evet, buraya, buralara mahsus. Yaygınlaşacak aslında, bir şey değil evet. Bu aslında yeni bir şey değil. Çok eskiden beri hep konuşulan, gündeme getirilen bir konuydu. Yani buralara tabii havalimanı vesaire altyapısı da geliştikten sonra şartlar olgunlaştı. Yüksekova'da Hakkari'den daha nüfusu kalabalık benim bildiğim. Şöyle mi olacak yani, Yüksekova ve Cizre il, Hakkari ve Şırnak ilçe? Hayır, öyle değişmiyor. Onların yine statüsü, il, Hakkari ili efendim Şırnak. Yani bunların tabii daha ham
çalışılacak üzerine. Hangi tarzda olacak? Bunlar için ne tip mevzuat düzenlemeleri olacak? İsimler değişecek mi, değişmeyecek mi? Onları henüz teknik çalışmalar peki. Yapılınca ortaya çıkıyor. Başka bir konuya geçelim. Evet, anayasa ve başkanlık sistemi tartışması. Ben şöyle kestirmeden bir soru soracağım. Yani muhalefet partilerinin hemen hepsi başkanlık sistemine karşı çıktıklarını açıkladılar. Yeni anayasayla ilgili bir süreç yürüyecek, onu biliyoruz. Bu işin oluru nasıl olacak? Hani siz pratik bir bakan olarak biz sizi biliriz. Ulaştırma alanında siyasi konularda da pratik çözüm yöntemleriniz vardır mutlaka. Yani yol işi olsa kolay. Tünel, köprü, havalimanı, internet, deniz, liman, evet, bunlar. Gemi, bunlar olsa, bunlar çok somut, elle tutulan işler ve bunları da yapıyoruz. Türkiye'de bu anlamda çok çağ atlayacak işler yapıldı. Onlara belki zaman gelip konuşacağız. Evet. Bu anayasa işi esasında bütün partilerin her seçim öncesi vaatlerinin en başında yer aldı. İşte darbelerin ürünü olan anayasaları artık Türkiye'nin gündeminden kaldıracağız. Öyle mi? Evet. Hepsi söylüyor. Bütün muhalefet, iktidar partisi hepsi söylüyor. Ha, rejimin şekli konusunda tam bir tek seslilik yok. Mutabakat yok. Orada başkanlık sistemini biz AK Parti olarak dillendiriyoruz. Muhalefet partilerinden farklı düşünceler var. Tabii geçen yasama döneminde bu konuda bir uzlaşma arayışı oldu. Fazla bir şey çıkmadı. Bu tekrar ediliyor. Yeni bir meclis var. Yeni oluşan bu mecliste tekrar bu konunun eşit sayıda üyelerin oluşturduğu bir komisyonda görüşülmesi benimsendi. Partilerle Sayın Başbakanımızın temasları oldu ve ondan sonra karar alındı. 5 ay süre verildi. Evet. Bu 5 ay süre içerisinde oldu. Bir araya gelecekler her yönüyle. Anayasa, yeni anayasada, sivil anayasada neler olması lazım? Bunları konuşacaklar. Başkanlık sistemi de buna dahil. Yani yönetim şekli de buna dahil olmak üzere konuşacaklar. 5 ay sonunda eğer bir mutabakat ortaya çıkarsa ne âlâ. Çıkmazsa o zaman başka formüller devreye girer. Ne gibi? İşte o formülleri merak ettiğimiz için evet, size onu, ben de kestirmeden sorayım. Onun için biraz bekleyeceğiz. Yani şimdi bir kere yani bunun, yapılan beyin jimnastiği. Bunun olmadığını peşin kabul etmek oradaki o müzakere iradesine müdahale anlamı taşır. Konu başkanlık sistemi olduğunda Mehmet'in de söylediği yani gibi belki, yani diğer muhalefet belki başkanlık sistemini de herkesin kafasında farklı şeyler var. Onlar konuşulacak. Yani başkanlık sisteminden biz ne demek istiyoruz? Muhalefet partileri ne anlıyor? Derdimizi daha iyi anlatacağız. Diktatörlük falan diyorlar. Diktatörlük nasıl olur? Ben anlayamıyorum. Yani şimdi ben hukukçu değilim ama ben konulara mühendis gözüyle bakarım. Biz yıllardır belediye başkanı seçiyoruz. Belediye başkanı seçimiyle arkadaşlar devlet başkanı seçimi arasında hiç fark yok. Evet. Biliyor muydunuz? Gelecek sistemde de iki tane oyun pusulamız olacak. Bir tanesinde başkan, bir tanesinde de meclis seçeceksiniz. Şimdi de belediyeyi seçerken öyle yapmıyoruz. Belediye başkanı ve belediye meclisi. Yani bir belediye başkanının o ildeki yetkilerinin bir benzeri de. Aynen. Bir Türkiye Cumhuriyeti başkanının, şimdi devlet başkanının. Şimdi o bir il, ilçe ölçeğinde bir seçim. Bu da ülke ölçeğinde bir tabii seçim. Tabii güçlü bir meclis. Tabii. Koalisyon olmayacak. Şimdi hem meclis güçlü ve bağımsız.
Şimdi meclis bağımsız gibi gözükse de iktidar partisinin etkisi altında. Yani öyle bir bağımsızlığı, iktidar partisinin istemediği bir şeyi meclis yapabilir mi? Veya iktidar partisinin istediği bir konu mecliste reddedilebilir mi? Böyle bir yapı ama başkan sistemindeki meclis farklı. Daha bağımsız. Denetimini daha kuvvetli yapıyor. Bütçeyi onaylıyor, bütçeyi yapıyor. Başkanın ve kabinesinin gönderdiği bütçeyi değiştirebiliyor. Yasama görevini daha bağımsız yapıyor. Peki yani bugünkü iş daha iyi diye düşünen olabilir ya, böyle bu kadar başkanın alanını daraltan bu işi niye hevesle istiyor diye düşünebilirsiniz aslında. Ama anayasa, ama Cumhurbaşkanı'na şöyle koymak lazım. Şimdi bir kere ne getiriyor? Niye başkanlıkta ısrar ediyoruz? 7 Haziran 1 Kasım arasını düşünün. Hı. Türkiye ne yaşadı 5,5 ayda? Hükümetsizlik. Büyük bir moral bozukluğu. Hı. Gelecekle ilgili ciddi kaygılar. Ve ne oldu? Hı. Vatandaş, bak, dünya siyaset tarihinde bu kadar süre içerisinde siyasi tercihlerin bu kadar keskin değiştiği hiçbir ülkede, yeryüzünde yok. Ama Türk milletinin feraseti tamdır. Yani gördü, tehlikeyi gördü, hemen kararını değiştirdi. Çünkü yani güzel sözler söylendi. Ya acaba demeye başladı millet. Bir şans verdiler. Hem terör ortadan kalksın, hem de işte bunlar biraz çok oldu. Yani bunlara bir ders verirler. Oy verin gitsinler demiştim. Böyle şeyler oldu ama vatandaş gördü ki bunların 3-1 oldu mesela. 3 parti AK Parti'nin gitmesi üzerine 7 Haziran'da siyaset inşa ettiler. E gitti. E oturun hükümet kurun. Çıktı biri sağa gitti, biri sola gitti, biri daha kaçtı. Ortada ne hükümet ne bir şey, vatandaş eyvah biz ne yaptık dedi, tekrar istikrardan yöne. Öyle şeyler olmasın bunu diye. Bunu neyi anlatıyorum? Siz, evet. Başkan seçtiğiniz zaman ne oluyor? 5 sene. 5 sene başkan bir kere iktidara geliyor. Yani koalisyonla başkan yok. 2 parti bir araya gelsin, arada başkan seçsin diye bir şey yok. Başkanı seçtiniz. Seçimde en az %50 olacak. Birinci turda olmadı, ikinci turda. Ne oluyor? Bir kere vatandaş doğrudan seçtiği birini başına getiriyor. Vekalet veriyor. Doğrudan seçiyor. Bu sistemde doğrudan seçmiyor. Evet. Bu sistemde başbakan seçilmiyor. Meclis üyeleri, yani milletvekilleri seçiliyor. Onlar arasından hükümet oluşuyor. Başbakan tayin ediliyor vesaire. Dolayısıyla doğrudan seçtiğine hesabı daha kolay sorar. Mazereti asla kabul etmez. 5 yıl, efendim sana tam yetki verdim kardeşim. Sen ne yaptın? Gel anlat. Eğer iyi yaptıysan devam ver. Onu da 2 sıra. Hani diktatörlük diyorlar ya. Diktatörlükte 2 dönem sınırı var mı? Öyle kadar. Başlıyor. Sayın Bakan, biraz konuyu da açmak açısından. Tabii siz Sayın Cumhurbaşkanı'na çok yakın bir isimsiniz. Bakanlığınız, yeniden bakanlığı devralmadan önce de uzunca bir süre kendisini baş danışmanlığı görevinde yürüttünüz. Kafasındaki düşünceleri, formülleri, memleketin meselelerine ilişkin çözüm önerilerini en yakın bilen, istişare ettiği isimlerden birisiniz. Bir kafa karışıklığı da var. Yani ne gibi? Şöyle, topluma sıradan vatandaş şunu soruyor. Yani başkanlık sistemi de nasıl bir başkanlık sistemi? Bu başkanlık sistemi Türkiye'de 20-30 yıldır tartışılıyor ama son dönemde Amerikan tipi tartışılıyor, Fransız yöntemi tartışılıyor, işte Meksika deniyor. Hatta bir ara Sayın Cumhurbaşkanı partili cumhurbaşkanlığı meselesini gündeme getirdi. Yani Sayın Cumhurbaşkanı kafasındaki başkanlık modeli nedir?
Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı şunu diyor. Yani bu model tam da istediği şey Cumhurbaşkanı. Tartışılsın, konuşulsun diyor. Hemen peşinen ya bunu istemiyoruz, bu diktatörlük getirir. Yani bu korkuya lüzum yok. Türkiye bu korkuları aştı. Türkiye'de artık demokrasi gelişti. Her şey konuşuluyor, her şey görüşülüyor. Hatta bazı zamanlar haddinden fazla da konuşuluyor. Ölçü de kaçıyor. O da ayrı bir bahis. Ama yani bu konuşulsun istiyor. Yani standart bir başkanlık sistemi yok dünyanın hiçbir yerinde. Başkanlık, yarı başkanlık, birkaç daha alışık olmadığımız modeller var. Evet. Yani başkanlık gibi ama otokratik bir yapı var. Monarşik yapı var. Bunları ama işin detayına indiğiniz zaman her ülke kendi tarihi geçmişlerine, geleneklerine, toplum yapısına göre içselleştirmiş. Yani yeni bir takım kendinin geçmişteki yönetim değerlerini yansıtacak değişiklikler yapmış. Mutlaka Türkiye'de ne Fransa'dan aynen motamot alacak, ne Amerika'dan, ne de Rusya'dan, ne başka bir ülkeden alacak değil. Ama işin şekli belli. Parlamenter sistem, başkanlık sistemi. Bizim 82 anayasası da zaten parlamenter sistem değil. Tam parlamenter sistem değil. Başkanlık sistemiyle parlamenter sistemin tam bir çorbası. O zaman darbeciler anayasayı yazdırırken madde başkanlığa gelince biraz dokun demiş. Fransa'dakini almış yazmışlar. Fransa'da ne fark var biliyor musunuz? Bir tek doğrudan başkan meclisi feshedemiyor. Meclisi feshedemiyor, evet. Yani bizde de fesih var ama şarta bağlı. Evet. Onun dışında her şey aynı. Adı parlamenter sistem. Asıl garabet bu. Hibrit, evet. Bu garabet ortadan kalksın. Yani partili cumhurbaşkanı da olur. Efendim bunlar başka hangi konular varsa hepsinin konuşulması lazım. Yani bunu çok açık yüreklilikle medeni bir şekilde konuşmamız lazım. 117 tane Serpil Hanım değişiklik olmuş. Anayasa 5 yıl sonra başlamış. 82'den 117 değişiklik olmuş. Delik deşik olmuş. Anayasanın bahsetmediği mevzu yok. Her şeyden bahsediyor. Yani adeta bir tüzük gibi. Evet. Bir kanun var, nasıl uygulayacaksın? Teferruatlarını yaz. Orada da teferruat. O teferruatın bir tanesi yoksa bu sefer hukuki problemler devleti çıkıyor. Devleti koruma güdüsüyle hazırlanmış bir anayasa olmanın bir sonucu. Şimdi tabii. Anayasa, anayasaların tek bir amacı var. Birinci, iki, nedir bu? Vatandaşların hakları ne? Bir arada yaşıyoruz hepimiz, değişik değişik düşüncelere sahibiz. Mezhep farklılıklarımız var, meşrep farklılıklarımız var, bölge farklılıklarımız var. Ama bir kader birliği yapmışız. Demiş ki bu topraklarda biz birlikte yaşayacağız. Geçmişte de yaşadık, bundan sonra da yaşayacağız. İşte burada temel haklar, buna ödevlerimiz ne? O ödevleri de yazacağız. Bu kadar. Gerisi artık yasalarla, uygulamalarla, içtihatlarla olacak şey. Bizimki öyle değil ki. 200'e yakın madde. Her şeyi aklınıza ne gelirse aman bu yamalı şüphe bakacak. Üzerine şüphe. Vatandaşa güvensizlik üzerine hazırlanmış bir metin. Bak ben size neden diktatörlük olmaz başkanlıkta söyleyeyim. Türkiye iki tane darbe yaşadı. Açık darbe. 60'ta ve 80'de değil mi? Evet. Bu açık darbelere rağmen, bu kadar iletişim güçlü olmamasına rağmen, hak ve özgürlüklerin bu kadar yaygın olmamasına rağmen o darbeleri yapanlar
en fazla 2-3 sene kalabildiler. Tekrar demokrasiye geçmek zorunda ve yönetimi sivillere bırakmak zorunda kaldı. Bu tecrübelerden biz geçmişiz. Bu zor şartlardan geçmişiz. Yani bütün bunlar ortadayken kalkıp başkanlığı diktatörlükle eşdeğer görmek hiçbir samimiyete sığmaz. Hiçbir arkasında da iyi niyet olmaz. Bunu görmemiz lazım. Bakın, neden başkanlık önemli? Türkiye'yi 1960'tan bugüne şöyle bir bakalım siyasetine. İstikrarın olduğu dönem nedir? 50-60. Evet. Güçlü siyasi iktidar. Evet. Türkiye hep büyümüş, kalkınmış, zenginleşmiş. 60-70 istikrar kaybolmuş. Türkiye kan kaybetmiş. Ta nereye kadar? 79-80'e kadar. Sonra orada istikrarsızlık. 80'li dönemler Özal dönemi, Türkiye'nin yine büyüdüğü dönem. Evet. 90'lar tekrar istikrarın kaybolduğu, Türkiye'nin yerinde saymayıp geri gittiği, iki tane de büyük krizi yediği, onlar da kayıp yıllar. Tekrar geldik 2002-2015. Türkiye'nin tekrar çıkış yaptığı, büyüdüğü yıllar. AK Partili yıllar, Recep Tayyip Erdoğanlı yıllar. Şimdi bu gerçekler orada, ortada, tarihi gerçekler ortada. Biz diyoruz ki artık bunu şansa bırakmayalım. İstikrarı sisteme değiştirerek kalıcı hale getirelim. Evet. Peki şimdi takriben bir 15 dakikamız var biraz. Yok ya, bitti mi? Sürenin çabuk geçmesi programın aslında kaliteli, nitelikli olduğuna bir ben işarettir. Yani biraz şimdi Ulaştırma Bakanlığı'yla ilgili çok tablolarda siyaset tarafı bitti herhalde. Evet, yani kalan süremizde biraz daha bakanlık uhdesindeki konulara dönelim isterseniz. Olur. Bunun geçenlerde için bir 4 saat falan yeter. Peki, nasıl isterseniz. TRT'ye söylesek bize bir kıyak. Şimdi 4 saatlik konuları 4 dakikada da aslında anlatmak mümkün olabilir. Şimdi geçenlerde yine Sayın Başbakan'la havadan resim verdiniz. Köprü, havalimanı, köprü daha doğrusu oraları evet, gezdiniz. Bu mega projelerle ilgili kısa bir bilgi verebilir misiniz? 3. köprü, havalimanı ne durumda? Aksayan bazı projeler var. Mesela hızlı trenin İstanbul Gebze'den, daha doğrusu Pendik'ten Halkalı'ya ulaştırılması. Oralardaki pürüzler giderildi mi? Evet. Ne zaman bitecek bu işler? Tamam. Ondan önce şunu da göstereyim de. Yine Necip Fazıl. Necip Fazıl. Bak 1956. Ha, bunu evet görmüştüm. Evet, meşhurdur evet. Ama öbürü daha enteresan. Evet. Okuyalım bugün, da bari. Bugün belki bizdeki muhalefet iktidarı düşürme şartıyla vatanı düşürmeye bile razıdır. Evet. Ne ileri görüşlük var görüyorsun üstadda. Boşuna, bir de hiçbir şey değişmemiş. Boşuna üstad olunmuyor ya. Yani. Siz programa gelmeden önce Necip Fazıl üzerinden bir böyle evet, okuma yaptınız herhalde anlaşılan. Yani ilgimi çekti bunu. Müthiş bir deha. Allah rahmet eylesin. Mekanını cennet eylesin. Efendim, şimdi şuna bir bakalım. Evet. Şuradan ne anlıyorsunuz? Bunu, evet. Bu duble yolların eski ve yeni hali. Bölünmüş yol. Bölünmüş duble yol. Yok. Peki, bölünmüş yolların eski ve yeni yani hali. Bizim Ekrem Erden çok kızıyor. Türkçe kullanım bu konusunda. Peki. Şimdi efendim, bu bölünmüş yollar, yani şimdi bölünmüş lafına da gıcık oluyor bazıları. Ama biz diyoruz ki biz yolları böldük, milleti birleştirdik. Yolları böldük, hayatları birleştirdik. Yani bölmeden bölmeye fark var. Fark var. Ama terör grupları, onun yandaşları ülkeyi bölüyorlar. Yolları da darmadağın ediyorlar.
bombalıyorlar, çukurlar açıyorlar vesaire. Şimdi şu gördüğünüz efendim 2003 yılındaki Türkiye'nin haritası, evet, yolların, bölünmüş yolların haritası. Nerede bölünmüş yol var? Rahmetli Özal'ın döneminde yapılan otoyol. Edirne'den Ankara'ya. Efendim İzmir'den Çeşme'ye, Aydın'a, Denizli'ye. Aydın'a kadar, pardon, yanlış söyledim. Mersin'den efendime söyleyeyim, Antep'e kadar. Bir de buradan İskenderun'un 4 yol aynı. Evet, 4 yol. Bu kadar. 1700 küsür kilometre. Bir de böyle şehirlerin orada noktalar görüyorsunuz. Şehir içi, şehir giriş çıkışları. Evet. Küçük bölümüş şehirler. Yol. Bölünmüş, evet, yollar. Çünkü 3-5 kilometre. 1700 kilometre mi toplama Sayın Bakanım? O otoyolla bu şehir geçişlerini sayarsan, evet, toplamı 6101 kilometre. Evet. 6101 kilometre. Şimdi şuraya bakalım. Bugün ne olmuş? 24.280 kilometre. Çarpı 3. Değil mi? Evet. Yani çarpı 4 de bir tanesi aslında. Kendisi. Evet, çarpı 3. 3 kat. Evet. 3 kat arttırmışız. Ne kadar sürede? 12 yıl. 12 yıl. Tamam. Bu ne kadar zamanda olmuş? Cumhuriyet'in 78-79 yılda yapılan. Evet. Fark burada. Daha fazla lafa gerek var mı? Bundan sonrası için ne diyeceksiniz? Bundan sonra çok şey var. Şimdi bundan sonra otoyol işine. Otoyollara tabii ağırlık vereceğiz. Otoyollar önemli. Büyük projelerden bahsettiniz. İsterseniz, evet, onlardan gidelim. Tamam. Şu anda bir yapımı devam eden birkaç tane Türkiye'nin gurur duyacak işimiz var. Bir tanesine dünyanın en büyük havalimanını yapıyoruz. Türkiye yapıyor. Evet. Ya bu arada bir de müjde, Türkiye havacılıkta listelere giremiyordu. Avrupa'da ikinci, dünyada uçtuğu nokta sayısı itibariyle dördüncü, genel büyüklükte yedinci oldu. Havacılıkta. Bir başka konu, Londra, Paris, İstanbul. Avrupa'nın en fazla trafiği olan üçüncü şehir neresi biliyor musunuz? İstanbul. 10 sene önce ilk 15'in içinde yoktu İstanbul. Havacılığın nereden nereye geldiğini. Yolcu kapasitesi olarak da herhalde 3. havalimanından sonra. Şu da havacılıktaki gelişmenin özeti. Gördüğünüz gibi. İşte şu 2003'te, bu da 2016'da. Arap saçına dönmüş yukarıda. Gördüğünüz gibi. Şu anda havada trafik bile sıkıntı olmaya başladı. Şimdi efendim, önemli projeler dedik. Evet. Üçüncü köprü Yavuz Sultan Selim. Üçüncü havalimanı. Körfez Köprüsü. Üçüncü havalimanı. İstanbul-İzmir otoyolu. İzmit-Körfez geçiş köprüsü. Dünyanın dördüncü büyük köprüsü. Şimdi bu dört, bir tane de Avrasya Tüneli. Yani Marmaray'ın, hı hı, kardeşi. Otomobillerin geçeceği. Araçların. Bunlar şu anda gündemdeki devam eden işler. Yavuz Selim Mayıs sonu, evet, köprü hazır, yollarıyla birlikte Ağustos'ta inşallah hizmete veriyoruz. Rekor sürede yapıldı. Tamamen Türk yüklenicilerin, bir İtalyan ortağı var. Ama büyük ve teknoloji sahibi ülkelerin alt yüklenici olduğu, taşeron olduğu bir proje. Eskiden mesela Japonlar köprü yapardı, İngilizler köprü yapardı. Biz taşeronluk yapardık. Şimdi biz yaptık. Tersi oldu. Evet. Onlar taşeron. Bağlantılı yollarla ne zaman? Ağustos'ta içinde inşallah açılışa hazır. Üçüncü havalimanı. Üç etapta yapılıyor.
Birinci etabı 90 milyon. Üçüncü etap bittiğinde de 150 milyon. Yolcu. Dünyanın en büyük havalimanı olacak. Kapasite, yolcu kapasitesi itibariyle. Tarih? Tarih 90 milyonluk ilk etap 26 Şubat 2018'de açıldı. Evet, 2 yıl sonra. Evet. Bu yıl sonu Avrasya Tüneli açılıyor. Hmm. Yine Körfez Geçiş Körfez Geçişi köprüden Gemli'ye kadar olan kısım İstanbul'dan Gemli'ye artı köprü Mayıs ayında bitiyor. Onda Bursa'ya kadar olan kısım yıl sonu bitiyor. Bursa'dan Manisa'ya kadar olan kısım otoban için 2017'nin sonunda bitiyor otoban. İstanbul İzmir'den. Ama İzmir'den de Manisa girişine kadar 22 kilometrelik kısımda yine yıl sonunda bitmiş. Kanal İstanbul Sayın Bakan. Kanal İstanbul bu yıl Kanal İstanbul'la ilgili işlere hız vereceğiz. Yani hazırlık çalışmaları devam ediyor. Hedefimiz bu yıl sonu itibariyle en azından ihalesini yapmak. İşletme, hatta inşaata başlayabilir. Takım yasal düzenlemeler de gerekiyor. Var bazı ufak tefek düzenlemeler gerekiyor. Onlar problem değil. Onları rahatlıkla yapabiliriz. Yani peki, tabii çok konular var. Bu şeyi sormuştum. Siz sorun, ben söyleyeyim. Hızlı tren Pendik'e kadar gidiyor. Pendik Halkalı. Maalesef orada firma, bir İspanyol firması kendi başka işlerinden yaşadığı mali zorluklar nedeniyle burada biraz da çok düşük teklif verdi. Bu Avrupa Yatırım Bankası'nın kredisiyle yapılan bir iş. Hı hı. Dolayısıyla şimdi yapmakta zorlanıyor ama onları çağırdık, konuştuk. Kardeşim bu İstanbul için hayati öneme ayız. Zaten gecikme var. Bunu yapıyorsanız yapın, yapmıyorsanız bırakın, biz yapacağız dedik. Ne dediler? Bugünlerde yapacağız diyorlar. Ama bugünlerde, yani bugünler dediğim bu ayın sonuna kadar kesin kararlarını vermiş olur. Evet, Sayın Bakan, şimdi siber güvenlik meselesi çok önemli. Siber güvenlik doğru. O konuya biraz vaktimiz son varsa. Son 3 dakika o konuya ayıralım. Şimdi Milli Güvenlik Kurulu'nda da bir sunum yapacaksınız anladığım. Siber güvenlik, interneti çok fazla kullanmaya başlayınca aslında insanların hayatını kolaylaştırıyor. Birçok işi devletin kapısına gitmeden, e-devlet kapısı üzerinden, sanal ortamdan, internet kullanarak, cep telefonu kullanarak birçok işi yapıyoruz. Gelecek yıllarda hayallerimizin de ötesine varan oranda kullanacağız interneti. Hı hı. Yani arabamızda konuşacağız, buzdolabımızda konuşacağız. Yani artık insanların iletişiminden makinaların iletişimine geçecek. Dolayısıyla bu kadar yaygın kullanınca bazı yan etkiler ortaya çıkıyor. Yan etkiler ne? Bu altyapının, kritik altyapının zarar görme tehlikesi. Hı hı. Elektrik altyapısı, doğalgaz altyapısı, ulaşım altyapısı, sağlık, eğitim, adalet, aklınıza ne gelirse. Evet. Günlük hayatta ihtiyacımız olan şeyler. Bunlara çeşitli saldırılarla çökertip ülkeyi zorunda bırakılabilir. Bunu nasıl yapıyorlar? Bu çok kolay. Senin, benim, onun bilgisayarlarını esir alıyorlar. Köleleştiriyorlar. Köle bilgisayarlar. O şekilde siz farkında değilsiniz. Bir hedefe yönlendiriyor ve orayı tıkıyor. Giriş çıkışları engelliyor. Bir eylem planınız var veya değil mi? Casus, efendim? Bir eylem planınız var. Var. Eylem planı var. Bu konuda yasal düzenleme yaptık. 2012'den beri Ulaştırma Bakanlığı siber güvenlikle ilgili koordinasyondan sorumlu bakanlık. Yıllık eylem planlarımız var. Siber güvenlik kurulu toplantılarımız var. Bunları yapıyoruz. Alınacak önlemler nedir? Ha, biz sadece koordine ediyoruz. Her kurum, herkes alması gereken tedbir var. Ama bizim almamız gereken tedbir ne?
bir ulusal güvenli ağ oluşturma. Yani kamudan başlayarak Türkiye'deki trafik Türkiye'de dursun. İşte veri dolaşımını Türkiye'de tutmak. Veri dolaşımını Türkiye'de bulundurmak. Bunun için veri merkezlerini kuracağız, teşvik edeceğiz, kurduracağız, biz kurmayacağız. Bir de internet değişim noktaları kuracağız. Aynen gümrük kapıları gibi. İnternet değişim noktaları. Bunları yaptığımız zaman içerikler bizde de olacak. Yani başka yerlerde diyelim sosyal paylaşım siteleri, büyük bilişim şirketlerinin bilgi içerikleri bizde de olacak. Ve o bir suç işlendiğinde, bir yanlış iş olduğunda ona erişim ta Amerikalara, oraya buraya gitmeye gerek kalmayacak. Daha kolay iletişim sağlanacak ve yanlışlar düzeltilecek, mağduriyetlerin önüne geçilecek. Evet. Ya yani bu konu dünyada her yerde problem. Evet. Yani bunun daha kesin çözümünü bulan yok. Uluslararası bir mevzuat oluşmuş değil. Her ülke deneye yanıla bir mevzuat oluşturuyor. Türkiye bu konuda adım atan öncü ülkelerden biri. Dayanıklı ama bir ülke değil mi? Aynı zamanda saldırılara karşı mukabele. Buna güvenip rehavete kapılamayız. Daha çok çalışacağız. Yani 7 gün 24 saat her yerde herkes saldırı altında. Evet. Siber saldırı böyle bir şey. Yani duruyor da mesai saatlerinde saldırayım. 35 falan ara vereyim yok. Burada geceyken başka yerde gündüz. Burada mekan önemli değil. Zaman önemli değil. Adam yanı başında oturuyor. Amerika'dan saldırıyormuş gibi gösterebiliyor kendisi. Evet. Ya böyle bir zorluğu var. Bu zorluklarına rağmen bunlara çözüm üreteceğiz. Bir problem yok. Çalışmalarımız devam ediyor. Şunu vatandaşlarımızın bilmesinde fayda var. Bu lafın şeyi de bana aittir. Patenti. Ulaşımda hız felakettir. İletişimde hız berekettir. Güzel. Güzel bir iletişimde ne kadar hızlı olursan o kadar verimli olur. Evet, bilgi toplumunu olmaya o kadar hazırsın demektir. O yüzden peki. 2016 hedeflerimizin başında akıl yollarının şerit sayısını arttırmak gerekiyor. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Bitti aslında. Evet. 4-5 yok saat ya. Daha konuşabilirdik evet, ama daha 4G vardı. Antalya'dan geldiniz. Antalya'ya geldik. Expo, son evet, bir cümle Expo. Daha tamam. Söyleyeyim. Biraz bize hoşgörü göstersinler. Ya bu ülkenin Cumhurbaşkanı Antalya'ya geliyor. 23 Nisan'da Expo Botanik açılacak. Evet. Hazırlıklar yerinde mi? Eksik yedik var mı? Bunu bile düşünüyor. Gece gündüz millet için, ülkesi için kafa yoruyor. Bu ülkenin muhalefet lideri de işi gücü bırakmış. Bugün ona grup toplantısı. Maalesef yani ağzını bozmaya devam ediyor. Kötü söz sahibinindir. Başka bir şey demiyorum. CHP Atatürk'ün partisidir. Atatürk'ün partisi Atatürk'e yakışır şekilde genel başkanlık yapması gerekir. Atatürk'ün siyasi nezaketi literatürlerde konu olmuştur. Kitaplarda konu olmuştur. Hiç mi okumuyorsunuz? Biraz okuyun Atatürk'ü. Onun mirasına her an sahip çıkıyorsunuz. Biraz onun hatıralarına saygı gösterin. Tekrar çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz efendim. İyi çalışmalar. Biz teşekkür ederiz. Zaman su gibi geçti maalesef vaktinde. Evet. Tekrar yaparız inşallah. İnşallah. Kanal 7'ye de sizi bekliyoruz zaten ayrıca. Efendim TRT Haber ekranlarında Haber Odası programında haberleşme, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ulaştırma da desen olur. Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım konuğumuz oldu. Anladım. Serpil Çevikcan'la birlikte sorularımızı sorduk, cevaplarımızı aldık. Tekrar görüşmek ümidiyle iyi akşamlar, hoşça kalın. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar.